siyasetçiler birbirlerine, meclistekiler de çok iyi bilir ki, konuşurlar. Birbirlerine hakaretamiz konuşmalarını elbette istemeyiz. Ancak siyasetin muadili gene siyasettir. Birisi eğer size istihbarat elemanı, Soros çocuğu, Esveli Safilin gibi sözler söylüyorsa siz de karşılığında sözlerinizle cevap verirsiniz. Gerekirse onu aynı sözlerle suçlarsınız veya üstüne bir tık ilave edersiniz ve ispata çağırırsınız. Yani budur. Ama Ümit Özdağ şu anda ben görüyorum ki siyaseten kendini bitirme noktasına gelmiştir. Ümit Özdağ'ın attığı bu tweet Türkiye'de atılmaması gereken, yapılmaması gereken bir tweetti. Attığı tweette Süleyman, ben yarın saat 11'de tek başıma ve silahsız İçişleri Bakanlığı önünde olacağım. Ne demek silahsız? Silah kelimesi niye geçiyor? Bir siyasetçi yapılan eleştirilerde silah kelimesini, silah kavramını kullanır mı? Bunun bir tık sonrası ne? Canım silahlı da gelebilirim ama yani siz ne istiyorsunuz Sayın Özdağ? Çatışma mı istiyorsunuz? Orada silahsız geleceğim. Ben orada güvenlik sorunu yaşanacağını, Türkiye'de böyle bir güvenlik sorunu olduğunu da düşünmüyorum. İçişleri Bakanlığı'nın önüne gidebilir. Süleyman Soylu'nun itidalli davranacağını düşünüyorum. Ümit Özdağ bir siyasetçidir. Siyasetçidir. Karşısındaki de bir siyasetçidir. Madem siyasetçi, iki siyasetçi birbiriyle atışabilir, tartışabilir. Üsluplarının iyi olmasını isteriz. Ama üslup siyasette bazen farklı yerlere gidiyor. O zaman siz de ne yapacaksınız? Ona gereken cevabı üslubunuzla vereceksiniz. Sözünüzle vereceksiniz. Ben silahsız geliyorum oraya falan böyle. Bu bence yani kafadaki o 5. gol faaliyetinin gün yüzüne vurması gibi oluyor. Hacı Aregül, sana bir soru sorabilir miyim? Tabii ki. Benim sağ tarafımda oturanlar dedi ki her iki tarafta yanlış yapıyor. Yanlış söylüyor, gerginlik çıkıyor dedi kısaca. Senin yorumundan anladığım sadece Ümit Özdağ'ın yanlış yaptığını mı düşünüyorsun bu konuda? O zaman tam söylemi itibariyle. Erdoğan Aktaş bak. Söyledi onu. Dedim ki siyasette dedim üslup bazen bozuluyor. Bunu siyasette her zaman görüyoruz. İki tane sayın vekil, eski vekil burada. Onlar da bilir ki mecliste kutusu açılmamış laflar söyleniyor birbirlerine. Ben böyle bir şeye tanık olmadım mecliste. Bu üslup ya, haysiyetsiz denmiyor mu? Ya demiyorlar arkadaş ya. Hiç mi duymadın haysiyetsizsin, şerefsizsin? Ya meclis kayıtlarını açtırma Barış arkadaş, bırak ya. Binde birdir ya. Bir saniye. Ben bu üslubu zaten doğru bulmuyorum. Ah onu yani, söyle işte. Ya. Ben bu... Sana ne ya? İstediğimi söylerim. Hayret bir şeysin ya. Araya girip duruyorsun ama. Manipüle ediyorsun. Niye biliyor musun? Niye? Birileri Türkiye'de... Neden? Söylüyorum işte. Türkiye'de manipülasyon yapmak isteyen, insanları konuşturmamak isteyen ve birilerinin ekmeğine yağ sürmek isteyenlerin üslupları da bunlar işte. Yani uhuletle ve suhuletle konuşulmasını engelliyor insanlar. Bizim şu anda neyi konuşmamız lazım biliyor musun? Türkiye'deki Suriyeliler geri dönüyorlar mı? İçeriye giriyorlar mı? Sınırlardaki güvenlik tedbirleri yeterli mi? İdlib güvenlik bölgesinde yani Türkiye'nin niye Türkiye'nin kontrol ettiği bir bölge olduğunu bunlar söylemiyor. Peki bu bölgenin 33 kilometrelik Türkiye'den çıkıyorsunuz 33 kilometre ileriye gidiyorsunuz Türkiye'nin bölgesi. Niye 60 kilometre ileriye doğru büyümesini istemiyorsunuz hükümetten? Niye hükümeti bu noktada zorlamıyorsunuz? Gelen Suriyeliler de bu bölgeleri yerleştirilsin diye niye söylemiyorsunuz? Peki siz Başkan Erdoğan'ın 1 milyon Suriyeli'yi gönüllü olarak geri göndereceğimiz proje var dediği zaman niye Suriyeliler gitsin diyen bir siyasetçi çıkıp da tamam işte biz de bunu istiyorduk. Tamam biz de Suriyeliler gitsin istiyorduk. Recep Tayyip Erdoğan da dedi ki 1 milyonunu gönüllü göndereceğiz dedi. Tamam istediğimizi yapıyor teşekkür ederiz diye niye söylemiyorsunuz? Niye Türkiye'nin bu projesini görmüyorsunuz? Siz istiyorsunuz ki bu sorun birdenbire ortada dursun ve apar topar insanlar birbirine girsin. Buradaki amacım ben bu noktada Suriyeliler üzerinden Türkiye'deki vatandaşların çatışmaya dönmelerini istendiğini görüyorum. Ümit Özdağ'da başta hakikaten konuşuyorduk, röportajlarında konuşuyorduk, soruyorduk. Birdenbire bu farklı filmlerle, farklı yapılarla birdenbire insanların manipüle edildiğini gördük ve iş çok iftira noktalarına geldi. Bizim özellikle itirazımız buna. Yoksa şöyle de bir durum yok. Efendim İstanbul'da bir mahalle var. Mahallede de herkes Arapça konuşuyor. Mahalleli bundan rahatsız. Tamam bu problem, bu problem. Bu problemi oturalım çözelim. Buna problem değil diyen olmadı ki. Buna problem değil diyen olmadı. Fakat isteniyor ki efendim hemen bunlar gitsin. Niye problem olduğunu kabul etmemize rağmen Türkiye Cumhuriyeti hükümeti de bu noktada bunun problem olduğunu söylemiş olmasına rağmen 1 milyon tanesini gönüllü olarak
Yani 1 milyonu %30'a tekabül ediyor. Türkiye'deki Suriyelilerin %30'unu ben gönüllü olarak geri göndereceğim diyor hükümet. İşte size uhulet ve suhulet vakti. Çıksın Sayın Kılıçdaroğlu, çıksın Sayın Ümit Özdağ. 1 milyon yetmez kardeşim desin madem öyle. Veya 1 milyonu gittikten sonra şunu da yapın, bunu, biraz daha fazla gönderin. Muhalefet söylediğinde muhalefete saldırıyorlar. Niye bir tane Kılıçdaroğlu, niye bir tane Sayın Akşener, niye bir tane Sayın Ümit Özdağ çıkıp da söylediğinde göndermeyeceğiz diyordunuz. Ne oldu da projesini şimdi destekliyorum demiyor. Ben göndereceklerine falan da inanmıyorum. Türkiye'de ayrıca bir problem vardır. Ben cevabını Suriyeliler vereceğim. Zaten oradan gelerek problemleriyle beraber gelmiştir. Ama siz niye 2017'den kardeşim, beri siz bu insanları ucuz iş gücü olarak kullanıyorsunuz. Bu insanları Avrupa'ya karşı şantaj malzemesi olarak kullanıyorsunuz. Kim kullanıyor? Bu insanları oy deposu olarak görüyorsunuz i̇şte uzun bak, vadede. Bu da bir manipülasyon. Aynen öyle görüyorsunuz. Türkiye'de kaç Suriyeli bilerek getirdiniz. Bilerek getirdiniz. Bilerek kapıları açtınız. Bak 100 bin psikolojik sınır diyordunuz. Ha. Şu anda kaç kişi olduğunu kendiniz bile bilmiyorsunuz. Gerçeği söylemiyorsunuz. Barış arkadaş, madem ben, öyle. Kendiniz bile bilmiyorsunuz. Türkiye'de kaç yabancı insan var? Ben cevabını vereceğim. Barış arkadaş, sordun mu? Sıra bana gelince bilerek yaptınız. Türkiye'de kaç Suriyeli oy kullanabiliyor? Kardeşim, rakam son sayıya ne göre 190 bin diyor. 190 bin Türk vatandaşı olmuş diyor. Bu Türkiye'nin siyasetini etkiliyor mu? Uzun etkiler tabii bir ki. Bir milletvekili çıkarmak için kaç oy lazım? Kardeşim, yabancı bir insanı toplu bir şekilde ev satarak vatandaş alıyorsan bu milli güvenlik sorunu. Dünyanın her yerinde alıyorum. Her yerinde var bu. Gel kardeşim, sana da vatandaşlık veriyorum diyemezsin. Dünyada böyle bir saçmalık olmaz. Ya git şurada kardeşim. Git şurada Emar var. Emar Bulgurlu'da. Adam yazlar manipülasyon. Ev alanı vatandaşı olan ve oy kullanabilecek Suriyeli sayısı 113. Her yerde var. Ne demek? Olur mu böyle şey? Avrupa Birliği'nde var. Yapmayın lütfen. Ya yapmayın. Yunanistan'da var. 150 bin euro verdiğin zaman ne yapıyorsun? Şartı var orada. Hayır, hiçbir şartı yok. Para verdim, vatandaşlık alıyorum. Hayır, hiçbir şartı yok. Barış Bey, niye tartışıyorsunuz? Siz devam edin, ben cevabını vereyim. Suriyeliler, ben cevabını vermek istiyorum. Çok işime yarıyor da sizin hiç işinize yaramıyor. Ya bugün ya da Süleyman Soylu ne diyor? Biz bu insanları gönderdiğimizde iş dünyası hani ayağa kalkacak diyor. Niye? Çünkü kardeşim, siz bu insanları ucuz iş gücü olarak kullanıyorsunuz. Ne oldu Barış arkadaş? Ucuz iş gücü. Ben cevabını vereyim bunlarına. Az önce uhulet de çabuk anlatıyor. İşte başka türlü ucuz iş gücü olması. Bakın. Suriyelilerden mi kaynaklanıyor? Ya 26 dakikadır aralıksız ucuz iş gücü olması. Hacı. Süre tutuyorum ben. Barış arkadaş, hep programda aynısını yapıyorsunuz. Ya süre tutuyorum hacı. Konuşmalarımın yarısında siz girdiniz araya. Ya nereden girdin? Tamam ama bir de konuşturun ya. Ya hacı, daha 26 dakikadır konuşuyoruz. Ya olmazsa kork ya. Suriyelilerin şimdi, hacı, senin sözünü keseceğim. Barış, senin de sözünü keseceğim. Hacı, ben senin sözünü kesemezsem olmaz. Yönetemem. 26 dakikadır aralıksız. Senin de kesemiyorum ya sözünü bir saniye. Bakın, çok önemli bir konu konuşuluyor. Yüksek sesle konuşuluyor ve bağırılarak konuşuluyor. Bağırmıyoruz sesimizi. Bir saniye. Uzak yamalı. Bağırıyorsun. Hayır, bir dakika. Suhulet gitti.